Evet, zarf tümleciyle edat tümlecinin konuşalım. Bunlar arasındaki küçük problemi de ortadan kaldıralım. Hangi sorulara yanıt verirler, ne zaman birbirlerine girerler, nasıl ayırt etmek gerekir? Birçok şeyi söyleyeceğiz. Önce zarf tümlecini konuşalım. Durum zarfı tümleçleri. Özne ile yüklem arasında yükleme nasıl sorusunu sorduğumuzda bulduğumuz zarf tümleçlerine biz durum zarfı tümleci diyoruz. Bu ayrıntılara gerek var mı hocam? soruyorlar. Soruyorlar bazen. Aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleci bir yönüyle diğerlerinden farklıdır falan diyorlar. Yani zaman mı bildiriyor, durum mu bildiriyor, miktar mı bildiriyor, neden mi bildiriyor? Bunları mutlaka farklı farklı ele alalım istedim. Üşenme. Hemen konuşalım. Nasıl sorusuyla bulacağız bu zarf tümleçlerini? Bu arada zarf tümleci bulduran soruları da biraz biraz biriktirirsin. Tamam mı? İlki bunlardan nasıl? Daha sonra ne zaman sözcüğünü konuşacağız? Ne kadar? Neden? Niçin? Niye? Gibi sorularla e, biz zarf tümleci bulabileceğiz. E, bazı sözcükler de bu sorulara net cevap vermeseler de zarf tümleci olabilecekler. Biraz sıkıntılı bu video oldu mu? Çok iyi takip etmende fayda var. Elemin nasıl yapıldığını gösterecek, nasıl sorusuna yanıt verecek, yükleme sorduğumuz nasıl sorusuna. Suda kolayca hareket edemez. Şu hareket edemez büyük bir yüklem. Neden böyle? Çünkü hareket etmek bir e, birleşik fiil. O yüzden onu bölmüyor. Hareket edemeyen kim ya da ne? O. Nerede hareket edemez? Suda. Bir dolaylı tümleşmiş burası. Peki şimdi şunu asıl sorumuza gelelim. O suda nasıl hareket edemez? Nasıl? kolayca hareket edemez. Dolayısıyla şunun da bir zarf tümleci olduğunu söyleyelim. Nasıl sorusuna yanıt verdiği için. Durum zarf tümleçlerine devam ediyorum. Köylüler doktoru coşkuyla karşıladı. Karşıladı yüklem. Karşılayan kim? Köylüler bir özne buldum. Kimi karşıladılar doktoru bir nesne buldum, belirtili nesne. Köylüler doktoru nasıl karşıladı? Coşkuyla karşıladı. İşte burada bir zarf tümleci varmış yine nasıl sorusuyla beraber bir durum zarfı tümleci diyebilirim. Benimle böyle konuşma, konuşma yüklem, konuşmayacak olan kim sen, sen konuşma diyoruz değil mi? Bir gizli özne var. Kimle, benimle, ileride bunu konuşacağız ama Edat Tümleci ya da Edat Öbeği diyelim buna. Sen benimle nasıl konuşmayacaksın? Böyle konuşmayacaksın. Aslında işaret bildiren bir sözcük gibi ama bu sözcük zarf olduğunda durum zarfı olur. Öge olduğunda da ne diyeceğiz? Durum zarfı tümleci oluşturmuş. Sevdiklerinizi ölçülü davranın. Davranın bir yüklem. Siz bir yüzlü özne değil mi? Burada gene bir emir var. Peki kime ölçülü davranın? Sevdiklerinize kime yönelme durum ekiyle, bulunma ayrılma durum ekiyle dolaylı tümleci buluruz demiştik. Peki siz sevdiklerinize nasıl davranacaksınız? Ölçülü kelimesi burada cevap verecek bize. Yine bir durum zarfı tümleci bulmuş olduk. Özetle zarf tümleci bulduran sorulardan bir tanesi neymiş kardeşim? Nasıl kelimesi. Onun yanına bir tane daha koyacağız ama çok önemli bir şey var. Çok 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 önemli burası tamam mı? Burayı mutlaka sen de önemse benim kadar. Çünkü bir cümlede karşımıza çıkıp gelirse mutlaka tabii ki elbette gibi kesinlik bildiren, sonra belki, galiba, herhalde gibi olasılık, yine, tekrar, bir daha gibi yineleme, keşke, tek, bari, umarım gibi dilek bildiren kelimeleri cümlenin hangi ögesine sığdıracağımızı bilmiyoruz. Daha önce karşılaşmadıysan problem olmamıştır. Ama karşına çıkarsa mutlaka sorun yaşayacaksın. Ama artık hazırlıklı olalım istiyorum. Şunu söyleyeyim sana. Bu sözcükler cümlede yükleme soracağın nasıl sorusuna hoş net bir cevap vermez. Ama sen bunları gene de ne sayacaksın? Durum zarfı tümleci ya da özetle zarf tümleci. Bunların hem tür olarak zarf olduğunu hem de görev olarak, öge olarak zarf tümleci olduğunu lütfen unutma. Kulağının bir kenarında kalsın çınlasın. Kaza örerken mutlaka bu örneklere de göz at. Göz at büyüklem. Bir, bir deyim çünkü değil mi? Birleşik aldım. Nasıl göz at? Mutlaka göz at. Yani şimdi nasıl göz atmak sorusuna mutlaka adam bir cevap olmaz. Farkındayım. Ama, ama maalesef burada bir miktar ezbere yıkılacağız. Tamam mı? Ezbere yıkılacağız. O yüzden biz mutlaka sözcüğünü gördüğümüz yerde ona ne diyelim? mutlaka zarf tümleci diyelim. Belki düğünden sonra gider, birer dondurma yeriz. Nasıl gideriz? Yüklem bu. Nasıl yeriz? Belki. Şimdi nasıl soruna cevap vermedi ama olasılık bildiren bu sözcükler mutlaka ne çıkacak? Zarf tümleci. Şuradaki keşke sözcüğü, sonra şuradaki tekrar sözcüğü bunların her birini mutlaka birer zarf tümleci sayıyoruz artık. Durum zarfı ve durum zarfı tümleci olarak bu kelimeler zihnimizde, gözümüzde, kulağımızda bir yer edinsin diyelim. Peki nasıl sorusunu biriktirmiştik ya hem onun yanına ne zaman, ne zamandır, ne zamandan beri, ne zamana kadar, ne zamana dek, ne zamana değin. Yani zaman vurgusunun olduğu sorularda yüklemin e, zamanıyla zamanı ile ilgili bir vurgunun olduğu sorularda mutlaka zarf tümleci vardır. Zaman bildirdiği için ona da ne diyeceğiz? Zaman zarfı tümleci. Nasıl sorusuyla durum zarfı tümleci? Ne zamanla da bunlar. Kar sabaha karşı dindi. Dindi yüklem. Dinen ne? Kar özne. Kar ne zaman dindi? Sabaha karşı. Buranın tamamı zarf tümleyici olmuş. E hocam karşı sözcü burada edat değil mi? Edat. E karşı diye kullanılırsa karşı sözcü burada olduğu gibi edattır. Ama burada edat tek başına değil. Sabah sözcüyle bir araya gelmiş bir kelime grubu oluşturmuş. Ve oluşturduğu kelime grubu zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla nereye gidecek? Zarf tümlecine. Öyle doğru Ankara'da buluşalım. Buluşalım yüklem. Biz buluşalım. Bir öznemiz var burada. Nerede buluşacağız? Ankara'da bir dolaylı tümleci de yakaladık. Ne zaman buluşacağız biz? Öğleye doğru. Gene e doğru diye bir edat var. Ama öğle sözcüğüyle bir öbek kurmuşlar ve yüklemin zamanını bildirmişler. Artık içinde edat olmasının bir esprisi kalmadı. Bu edat öbeğini biz cümlede ne gibi kullandık? Zaman bildiren bir zarf tümleci olarak kullandık. Hemen örnekler bakalım. O gece yağmur yağdı. Yağdı yüklem. Yağan ne yağmur? Bir özne. Ne zaman yağdı? O gece. Burası bir zarf tümleci. Ama dikkat et. O gece bir sıfat tamlaması değil mi? Gece sanki isim. Hangi gece? O gece. Burası bir sıfat tamlaması oldu. Ama tamlamanın tamamını ben yine ne yaptım? Cümlede zarf tümleyici göreviyle kullanın. O zaman şöyle sorular gelecek herhalde. Aşağıdakilerin hangisinde bir edat hangisinde bir sıfat tamlaması, hangisinde bir isim tamlaması, hangisinde bir deyim, hangisinde bir ikileme, hangisinde bir fiilimsi, zaman zarfı tümleyici ya da durum zarfı tümleyici gibi kullanılmıştır diye sorar bu adamlara. Söyleyeyim. O yüzden bunların hepsini hazırlıklı ol. Tamam mı? Biz en kötüsünü hazırlanıyoruz seninle. Kıyıda köşede hiçbir şey bırakmıyorum senin için. Kışında yazında evimiz kalabalık olur. Olur yüklen. Olan ne? Evimiz. Evimiz nasıl olur kalabalık olur? Burada ayrı bir durum zarfı tümleci varmış. Özne de yazalım. Evimiz ne zaman kalabalık olur? Kışında, yazında, buranın tamamı için bir zaman zarfı tümleci diyebilirim. Orada DDA bağlaçları var. Dikkat ettin mi? Bağlaçlar kışın yazın gibi iki tane zarfı ne yaptı? Bir araya getirdi ve oluşturdukları bağlama grubunun tamamı cümlede zarf tümleci oldu. Her kim çatıya aktarmaya niyetlenir, niyetlenir yüklem, niyetlenen o. Neye niyetlenir? Çatıya aktarmaya neye yönelme durumu eki var. Dolaylı tümleç diyebilirsin. Ne zaman? Her ekim. Peki bu da gene bir isim ve bir belgisiz sıfatla oluşmuş bir sıfat tamlaması fakat tamlamanın tamamını ne yapmışım cümlede? Zarf tümleci göreviyle kullanmışım. Evet önemli başlıklardan bir tanesi. Lütfen önemse. Önemse dediğim zaman gerçekten önemse ama tamam mı? Çocuklardan hangi şey sorular gelir ben çok iyi biliyorum. Nerelerde sıkıntı yaşarsınız? Sizi neyle düşürürler? Yani emin ol bir soru yazarken bir e, hazırlanabilecek bütün tuzakları geçmişte hazırlamışımdır tamam mı? Çok kulağım çınlamıştır o yüzden. Lütfen önemse dediğim şeylere sen ne dikkat et. Yer yön zarfı tümleşleri biraz sıkıntılı. Nedir sıkıntı? Yükleme soracağız. Nereye, ne yöne, ne tarafa gibi sorular soracağız. Bu sorulara cevap alacağız ama asla bu kelimeler çekim eki almayacak. Bu çok önemli. Lütfen bunu anladığından emin ol. Yer yön sözcükleri, ileri geri aşağı yukarı gibi sözcükler çekim eki alırlarsa zarf tümleci olmazlar. Başka bir şey olurlar. Her şey olurlar hatta. Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem her şey olurlar asla zarf tümleci olamazlar. Zarf tümleci olmaları, olmaları konuşabilsem zarf tümleci olabilmeleri için mutlaka çekmeki almamaları lazım. Bir an önce içeri gelin derken şurada bir yüklem var. Sonra bir siz gibi gizli öznesi var gibi değil mi? Peki siz bir an önce nereye gelin? Ne tarafa gelin? içeri gelin. Şuradaki içeri sözcü yön bildirdi kesinlikle. Bunun bir zarf tümleci olduğu kesinlikle söylensin. Niye? Çünkü çekmeki de almamış. Bak içeriye içerisi İçerinin, içeriden, içeride yani herhangi bir çekim ekiyle kullansam zarf tümleyici olmaktan çıkacak. Burası çok önemli. Biraz daha ileri gider misiniz derken şuradaki yükleme nereye desek ileri sözcüğüyle cevap alabilecek gibiyim. Bunun da herhangi bir çekim eki almadığı için bir yer yön zarfı tümleyici olduğunu söyleyelim. Peki bunlar çekim eki alırlarsa ne olur Önder Hoca? Bunlar çekim eki alırlarsa kardeşim özne olurlar, nesne olurlar. Dolaylı tümleç olurlar, yüklem olurlar. Nasıl oluyor bir bakalım hadi. Dışarıyı süpürün derken bir çekimek almış. Bu garip ses dışarıdan geliyor derken almış. Dışarısı derken bir iyilik eki almış. Zaten bütün gün dışarıdaydım derken hem bulunma hem de ek eylem almış. Bunların hepsi birer çekimek. Şimdi bu cümleler ögelerine ayıralım. Bak neler çıkacak. Süpürün yüklem nereyi? Dışarıyı bir nesne olmuş burada. Bu garip ses dışarıdan geliyor. Geliyor yüklem. Gelen şey ne? Garip ses. Nereden geliyor? Dışarıdan. Aa, burada da dolaylı tümleç olmuş. Dışarısı bugün oldukça soğuktu. Soğuktu yüklem. Soğuk olan ne? Dışarısı. Direkt bu cümlenin nesi görevinde? Öznesi görevinde. Zaten bütün gün dışarıdaydım derken bu sefer cümlenin nesi olmuş diyebilirim. Rahatlıkla yüklemi. Yer yön bildiren sözcükler için bir daha söylüyorum ve geçiyorum. Çekmek almışlarsa zarf tümleci diyemiyorum. Başka görevde kullanılabilir. Çekmek almamışsa ve cümlede yüklemin yönünü bildiriyorsa o zaman zarf tümleci diyebiliyorum. Ölçü miktar zarfı tümleçlerinde ne kadar sorusuna cevap verecek? Yavaş yavaş biriktirelim demiştim ya. Zarf tümleci soruları nasıl, ne zaman, ne kadar, ne yöne, ne tarafa gibi sorular. Tamam, Bunları yavaş yavaş üst üste sen de koymaya başla. Bizi epey eğlendirdi. Eğlendirdi yüklem. Oh bir gizli özne. Kimi bizi? Bir neşne var. O bizi ne kadar eğlendirdi? epey eğlendirdi. Ne kadar sorusuyla epey kelimesini cevap olarak aldım. Yüklemin miktarını bildirdi. Tür olarak zarf, bir miktar zarfı, görev olarak da zarf tümleci diyebilirim. Gelecek güzel günler üzerine çok konuştuk onunla. Konuştuk yüklem. Konuşan kim? Biz. Ne kadar konuştuk? Çok konuştuk. Gene burada bir zarf tümleci Varmış ne kadar sorusuyla beraber geldi. Peki soru zarfı tümleşileri zaten zarf bulduran soruların her biri yükleme sorulduğunda elbette zarf tümleci olacak. Dediğin adamı nasıl bulurum derken bir zarf buluyordum. E o zaman nasıl sözcüğünün kendisine de bir cümlede rastlasam ne demek gerekecek? Zarf tümleci. Ne bakıyor bu adam bize? Şurada neden, niçin anlamı yok mu? bir cümlede yükleme neden, niçin diye sorduğunuzda bir cevap alabiliyorsanız o mutlaka zarf tümlecidir. E peki bu sorunun kendisini sorduğunuzda yükleme onu da ne sayacaksınız o zaman? Bir zarf tümleci sayacaksınız. Ne zaman susacak derken şu yine yükleme sorduğunda e, zarf tümleci bulduran kelimelerden biriydi. Bu soru sözcüğünde de zarf tümleci alacaksın. Yine yükleme ne kadar diye sorunca zarf tümleci buluyorduk. Soru kelimesini kendisini değer bir soru cümlesinde görürsen mutlaka o sorunun cevabı olabilecek sözcükler gibi bu sözcükleri de zarf tümleci alacaksın. Heh önemli. Kaçırırsın çünkü tamam mı? Zarf tümleci deyince akla hemen nasıl ne zaman gibi şeyler gelir bunlar gelmez. Neden bildiren yargılar? Amaç bildiren yargılar ve koşul bildiren yargılar zarf tümlecidir. Nokta. Neden? Amaç koşul bildiren yargılar. Yüklemin neden? hangi amaçla hangi koşula bağlı olarak gerçekleştiğini gösterirler. Senin büyüğün olduğundan bu kadar rahat davranıyor. Davranıyor yüklem davranan o. Değil mi? O neden bu kadar rahat davranıyor? Çünkü senin büyüğün olduğundan. Burası neden bildiren bir yargı. Dolayısıyla burayı biz ne sayacağız artık? Bir zarf tümleci sayacağız ne bildirdiği için. Cümlede neden bildirdiği için. Daha iyi hissetmek istiyorsan ilaçlarını düzenli kullan. Kullan ne koşulda ne şartla daha iyi hissetmek istiyorsan. Burası da yine zarf tümleci oldu. Bu sefer neden bildirmedi de ne bildirdi? Koşul bildirdi. Ankara'ya seni görmek için gelmişler. Niçin gelmişler? Hangi amaçla gelmişler? Ankara'ya seni görmek için. Değil mi? Şu iki çizgi arasında yine zarf tümlecini bulduk. Bu sefer de ne bildirdi? Amaç bildirdi. Amaç neden? Koşul bildiren yargılar mutlaka zarf tümlecidir. Hangi kelimelerle kurulduklarının da bir esprisi yok. Peki açıklamalı zarf tümleci bu da olmalı mutlaka bu slide'da değil mi? Daha önce konuştuk çünkü diğerleri için. Bu sefer bir ara söz olacak fakat bu ara söz daha önce söylenen bir zarf tümlecinin açıklayıcısı durumunda olacak. Bu yüzüğü bana doğum günümde eşim almıştı. Şimdi bu cümlede ee, Asıl söylenmek istenenler bu altını çizdiklerim değil mi? Ama şurada doğum günümde yargısı bir zarf tümleci, bir zaman bildirmiş. Ne zaman almıştı sorusunun cevabı var. Arkasından da 30 Ağustos'ta diyerek bir e, iki virgül arasında bir tarih de paylaşmış bizimle. Bu paylaşılan tarih önceki zaman zarfının zaman zarfı tümlecinin açıklayıcısı durumunda. Haliyle biz zarf tümlecini gösterdiyseler buranın tamamını açıklamasıyla beraber zarfı tamamını gösterecek şekilde bu ögeyi belirleyeceğiz. Ortak zarf tümleci nasıl olacak? Bir sıralı cümle olacak elimde. Bu sıralı cümlenin bu sıralı cümlenin zarf tümleçleri ortak olacak. Okula giderken evden coşkuyla ayrılır. Sokağın başında arkadaşlarıyla buluşurdu. Şunlar yüklem galiba. Cümlede bir gizli özne var. O. Oh. O ne zaman ayrılır evden coşkuyla? Okula giderken. Böyle bir zarf tümleci var burada. O ne zaman sokağın başında arkadaşlarıyla buluşurdu? Yine okula giderken. Dolayısıyla her iki yüklem içinde bu zarf tümlecini ortak düşünmek mümkün. Aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleci ortak bir sıralı cümle vardır? Hangisinde zarf tümleci ortak bir bağımlı sıralı cümle vardır gibi sorularla gelebilir karşıma. Peki. Gelelim edat tümlecine. Edat tümlecini son birkaç yıldır sınavlarda edat tümleci diye sormadılar. İlgeç tümleci diye sordular. Edat biliyorsun diğer ismiyle ilgeç olarak anılıyor. Peki edatların adlar ve zamirlerle oluşturduğu söz öbekleri yüklemi değişik yönlerden tamamlayabilir. Cümlenin ögelerini bulmak için yükleme soru yöneltirken soru içinde edatın kendisini de okuyorsak soru içinde edatın kendisini de okuyorsak Orada edat tümlecinin varlığından söz edebiliyoruz. Tamam mı? Yeni binayı boğaza karşı yapmışlar. Yapmışlar yüklen. Yapan kim? Onlar. Bir gizli özne. Neyi yapmışlar? Yeni binayı. Hadi buraya da nesne diye. Onlar yeni binayı neye karşı yapmışlar? Bak neye karşı? E karşı diye kullanıldığı zaman edat değil miydi bu? Soruyu sorarken neye karşı şeklinde yine edatı da bu soru cümlesinin içinde kullandım mı? Kullandım. O halde mutlaka burayı ne yapacağız? edat tümleci ya da ilgeç tümleci, ilgeç öbeği diye göstereceğiz. Peki e karşı sözcüğünü sabah sözcüğüne getir. Ee, i̇şte sabah karşı uyuya kaldım. Böyle bir örnek olsun, değil mi? Peki şimdi bunu sorusunu sorarken uyuya kaldım yükle uyuya kalan ben. Ben ne zaman uyuya kaldım sabah karşı? Bak orada e karşı bir edat, orada da bir edat tümleci kurdu. Fakat neye karşı gibi bir soruya cevap vermedi. Orada ne zaman sorusuna cevap verdi. Haliyle işin rengi biraz değişti. O zarf tümlecine gider. Ama boğaza karşı, işte nehre karşı, siteye karşı, eve karşı, okula karşı bu tarz şeylerde, kullanımlarda neye karşı, kime karşı gibi sorularda da bu edat mutlaka geliyor. İnsanlar standa doğru koşuyordu. Koşuyordu yüklem. Koşan kim? İnsanlar özne. Nereye doğru? Bak e doğru bir edat stand sözcüyle beraber bir araya gelmiş bir Edat Öbeği kurmuş. Nereye doğru sorusuna cevap veriyor. Sorunun içinde zaten Edat var. E doğru Edat'ı var. Dolayısıyla bunu da Edat tümleci sayacağız. Akşama doğru buluşalım dersem olmaz. Ne zaman buluşalım? Akşama doğru. Neye doğru buluşalım gibi bir soru olur mu? Akşama doğru cevap verir mi? Vermez. O yüzden Edat Öbekleri bazen Edat tümleci Bazen zarf tümlecine giderler, tamam mı? Bunu ayırt etmenin yolu da budur. Soruyu sorarken Edat'ın kendisini de kullanıyor musun? Buna dikkat et. Yolun sonuna kadar koşalım mı seninle? Şuradaki koşalım mı sözcü bir yüklem. Aslında e, biz gibi bir gizli öznesi var. Sorusu şöyle olacak. Bak kim ile koşalım mı? Kim ile? Senin ile. Sorusunda da kim ile derken edatı kullanıyor muyum? Kullanıyorum. O zaman ona cevap olarak gelen bu kelime grubunda mutlaka ne sayacağız? Bir edat tümleci sayacağız. Annesi için neden bu kadar endişeleniyor? Kim için endişeleniyor? Kim için derken edatı kullandım. Cevap olan şu kelime öbeğinde de mutlaka neden söz edeceğiz? Bir edat tümlecinden söz edeceğiz. Bu sandığı yalnız bu anahtar açar. Yalnız sözcü bu cümlede sadece anlamına gelmiş. Sadece anlamına geldiğinde mutlaka bu kelime bir edattır. Cümlede de mutlaka ne görev kazandı diyeceğiz o zaman. Edat tümleci. Ekmeği tezgah, tezgahtaki bıçakla dilimle. Ne ile dilimleyecek? Ne ile? Bu sefer yine bir sorunun içinde edat kullandım. Ona cevap olarak gelen bu kelime grubunda nasıl sayacağız? Yine bir edat tümleci sayacağız. Peki edatlarla kurulmasına karşın yüklemi zaman bakımından ölçü durum yönleriyle tamamlayan söz öbeklerine zarf tümleci diyeceğiz. Bak bu önemli az önce söylediğim şeye benziyor. Akşama doğru eve dönün derken nereye doğru diye sormayız. Ne zaman diye sorarız değil mi? Ne zaman dönecek eve? Akşama doğru buna zarf tümleci demek mümkün. Günler hayal gibi geçiyordu. Nasıl geçiyordu? Hayal gibi. Ne gibiden çok nasıl gibi gelir? Bir de şunu unutma. Gibi edatı ya da ile edatı. Önündeki isim eğer soyut bir isimse tamam mı? Burada olduğu gibi hayal soyut bir isim. Böyle olduğunda mutlaka zarf tümleci kurmuşlar sayıyoruz. Çiftçiler dünden beri protesto ediyor bakanlığı. Ne zaman? Dünden beri. Den beri bir edattır dün kelimesiyle öbekleşti ve yine zaman bildirdiği için zarf tümleci göreviyle kullanıldı. Peki cümlede ile edatıyla bak bu az önce söylediğim şey biraz daha ayrıntılı getirecek sana. İle sözcüğünün önünde soyut anlamlı bir kelime varsa onun oluşturduğu öbek mutlaka zarf tümlecine gidiyor. Eğer somut bir sözcük varsa o da edat tümlecine gidiyor. Kalem ile yazdı derken kalem somut bir şey. O zaman kalem ile edat tümleci, tamam mı? İşte e, coşku ile konuşuyor. Coşku soyut bir şey. Dolayısıyla coşku ile konuşmak derken o oldu? O da bir zarf tümleci oldu. Onu hasretle anlıyoruz derken şurada bir zarf tümleci var o halde. Çünkü hasret soyut bir kelime. Çocuklarını sevgiyle büyüttü derken yine bu yüklemin önünde bir zarf tümleci var. Çünkü sevgi bir soyut isim diyelim. Soyut sözcüklerle bir araya geldiklerinde edatlar mutlaka zarf tümleci kuruyorlar. Peki. Evet, cümlenin ögeleriyle ilgili birçok şeyi konuştuk. Asıl söylemek istediğimiz şeyi aslında sona sakladım. Altın vuruşu o videoyla yapacağız. Mutlaka izle. Çok önemli senin için. E, yapamayacağın sorular çıkacaktır. Seslenmeyi unutma bize. Ve lütfen kanalımıza abone ol. Kolay gelsin.